Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle açı çeşitlerini öğreneceğiz ve bol bol örnek çözeceğiz açı çeşitleriyle ilgili. Hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle açı çeşitleri, açılar ölçülerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. Dar açı, dik açı, geniş açı, doğru açı ve tam açı. Dik açıyla başlayalım arkadaşlar. Bakın ABC dik açısı 90 derece arkadaşlar. Bakın orada 90 derece işaretini de görüyorsunuz. Şu küçük kare içinde bir nokta. Bu 90 derece sembolüdür. ABC açısı yani B açısı 90 derecedir. Ölçümü 90 derece olan açıya dik açı denir arkadaşlar. Dik açılarda açı kenarları birbirine dik olarak keser. Dik açılar dik açı işaretiyle gösterilir arkadaşlar. Dik açı ölçüsü 90 derecelik açılara dik açı diyoruz. Yine AOB açısının ölçüsü 90 derecedir. Şekilde görüyoruz. Dar açı arkadaşlar. ABC açısı dar açı 30 derece. KLM açısı 50 derece dar açı. PRS açısı dar açı bakın 85 derece. Ölçümü 90 dereceden küçük yani dik açıdan küçük olan tüm açılara dar açı denir arkadaşlar. Dar açı ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara dar açı denir. Şurada ABC açısının ölçüsü, bakın küçükse ölçüsü anlamındaydı arkadaşlar. Bu şapkada açı anlamında. Açı, hangi açıysa yani B açısı ortaya yazıyorduk. ABC açısı 40 derecedir diyoruz arkadaşlar. Geniş açı, arkadaşlar ABC geniş açısı, KLM geniş açısı. PRS bakın şuradaki 170 derecelik açı yine geniş açı. Ölçümü dik açıdan yani 90 dereceden büyük, doğru açıdan yani 180 dereceden küçük olan açılara geniş açı diyoruz arkadaşlar. Geniş açı örnek verelim arkadaşlar. Ölçüsü 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük olan açılara geniş açı diyoruz. Burada gördüğünüz gibi BCD açısı bakın burada C açısı 120 derece arkadaşlar. BCD açısının ölçüsü 120 derece şeklinde okuyoruz. Doğru açı. Arkadaşlar ABC açısı doğru açıdır. Bakın şurada 180 derece olduğunu görüyorsunuz. Şu açının büyüklüğü 180 derece. Ölçümü 180 derece olan açılara da doğru açı diyoruz arkadaşlar. Örnek verelim doğru açıya. Yine PRM açısının ölçüsü 180 derece şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Bakın şurada 180 derecelik bir R açısını görüyorsunuz. Yani 180 derecelik açılara doğru açı diyoruz arkadaşlar. Tam açı arkadaşlar. Tam açı 360 derece. Ölçümü 360 olan açılara tam açı denir arkadaşlar. Tam açılarda açık kenarları çakışır arkadaşlar. İki tane ışığın şurada İki tane ışığın üst üste çakışmış. Yani 360 derecelik bir açı oluşturmuş arkadaşlar. Örnek verelim. Ölçüsü 360 derece olan açılara tam açı diyoruz. A, O, B açısı arkadaşlar. Ölçüsü 360 derecedir. Şurada O, A ışınıyla O, B ışını çakışmış ve bakın şöyle 360 derecelik bir açı oluşturmuş. Örneklere geçelim arkadaşlar. Yandaki A, B, C ne tür bir açıdır? Arkadaşlar baktığımızda BAC açısı, şuradaki A açı dar açıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 90 dereceden küçük açılara dar açı diyorduk. O halde cevabımız D şıkkı dar açı olacaktır. Yanda verilen ışını geniş açı haline getirebilmek için aşağıdaki ışınlardan hangisini eklemeliyiz? Arkadaşlar şurada IL ışını verilmiş. Biz A şıkkındaki İK ışınını eklersek şu şekilde dar açı oluşturur. O halde arkadaşlar A şıkkı olmaz. Arkadaşlar B şıkkındaki İA açısını buraya eklediğimizde ne olacaktır? Tam açı olacaktır. 360 derece olacaktır. Olmaz. C şıkkındaki İY eklediğimizde arkadaşlar şu şekilde ne olacaktır? Dik açı olacaktır. Olmaz. D şıkkındaki İŞ ışınını eklersek arkadaşlar bakın şu şekilde İŞ ışınını eklediğimizde ne olacaktır arkadaşlar? Geniş açı oluşacaktır. O halde cevabımız D şıkkı olacaktır.
Diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki açılardan hangisi dik açıdır diyor. A şıkkındaki arkadaşlar dar açı. B şıkkındaki J açısı geniş açı. C şıkkındaki RS ışın herhangi bir açı oluşturmaz. D şıkkındaki A açısı arkadaşlar 90 derecedir. O halde bize dik açıyı sorduğu için cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki açılardan hangisinin ölçüsü 90 dereceden küçüktür diyor arkadaşlar. Baktığımızda A şıkkındaki A açısı dar açı 90 dereceden küçük. O halde cevabımız A şıkkı olacak. B şıkkındaki E açısı 90 derece. C şıkkındaki K açısı geniş açı. D şıkkındaki PR açısı ışını herhangi bir açı oluşturmayacaktır. O halde cevabımız A şıkkıdır. Arkadaşlar boşluk doldurma sorularıyla devam edelim. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere verilen uygun olanını yazarak aşağıdaki cümleleri tamamlayalım. Ölçüsü 40 derece olan açı nokta nokta açıdır. Dar açıydı arkadaşlar. 90 dereceden küçük olduğu için dar açı. Dik açının ölçüsü 90 dereceydi arkadaşlar. Bir noktadan çıkan iki ışının birleşim kümesine açı diyorduk arkadaşlar. 19. soruya bakıyoruz. SPR açısını görüyoruz arkadaşlar. P açısı. Yandaki açının başlangıç noktası P'ydi arkadaşlar. Yine yukarıdaki açı nokta nokta açı değildir. Arkadaşlar yukarıdaki açı dar açı. O halde hangisi değildir? Dik ve geniş değildir. 21. soru. Bir açının geniş açı olabilmesi için ölçüsünün 90 dereceden büyük olması gerekiyordu. Yani boşluğa 90 yazıyoruz. Devam ediyoruz. Aşağıdaki harflerin hangisinde dik açı vardır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Arkadaşlar A şıkkında T'de dik açı vardır arkadaşlar. Bakın şurada ve şurada dik açı vardır. B şıkkında dar açı vardır. Olmaz. R şıkkında bir bakın şurada açı yok. Olmaz. D şıkkında da Z'de arkadaşlar dar açı var. D'de olmaz. Hangi şık cevabımız dik açı dediği için A şıkkı olacak arkadaşlar. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Yandaki açık makasın oluşturduğu açı 67 derece. Bakın şu açı 67 derece arkadaşlar. Makas kaç derece daha açılmalı ki dik açıya eşit olsun? Arkadaşlar dik açımız kaç dereceydi? 90 dereceydi. Dik açı olması için ne kadar açılması lazım? 90'dan 67'yi çıkarırsak 23. 23 derece daha açarsak arkadaşlar ne olacaktır? Dik açı yani 90 derece olacaktır. Cevabımız B şıkkı. Hangisi açı çeşidi değildir? Arkadaşlar dar açı açı çeşidi, geniş açı açı çeşidi, dik açı açı çeşidi fakat eğik açı diye bir açı yok. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki açılardan kaç tanesi dar açıdır diyor. Arkadaşlar baktığımızda birinci şeklimiz geniş açı, ikinci şeklimiz dik açı, 3 ve 4. şeklimiz arkadaşlar dar açı olduğu için 2 tane dar açımız var. O halde cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki açılardan hangisi doğru açıdır diyor arkadaşlar. Doğru açı 180 dereceydi. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıdaki açılardan hangisi geniş açı değildir diyor arkadaşlar. Baktığımızda geniş açı 90'dan büyük olan açılardı. A şıkkı 105 geniş açı. B şıkkı 95 derece geniş açı. C şıkkı 93 derece geniş açı. Fakat D şıkkı 89 derece dar açıdır. O halde cevabımız D şıkkı olacak. Yandaki üçgenin B köşesine ait açı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Üçgenin B köşesine baktığımızda arkadaşlar nasıl bir açıdır? Dik açıdır. Cevabımız A şıkkı olacak. Zaten dik işaretini de görüyorsunuz orada. Açı ölçüsü 86 olan açı ne çeşit bir açıdır? Arkadaşlar 90'dan küçük olduğu için dar açıdır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Baktığımızda A şıkkında doğru açı diyor. Hayır dik açı yanlış. B şıkkına bakıyoruz arkadaşlar dik açı diyor. Hayır dar açı yanlış. C şıkkına bakıyoruz arkadaşlar dar açı diyor. Hayır doğru açı yanlış. D şıkkına baktığımızda geniş açı diyor arkadaşlar. Evet doğru. O halde C şıkkı doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi bir dar açı ölçüsü değildir diyor arkadaşlar. Baktığımızda A şıkkına 93 derece 90'dan büyük olduğu için geniş açıdır. Dar açı değildir. O halde cevabımız A şıkkı olacak. Dik açının ölçüsü kaç dereceydi arkadaşlar? 90 dereceydi. Cevabımız B şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi doğru açıdır diyor arkadaşlar. Doğru açı 180 dereceydi. Baktığımızda A şıkkında P açısı
180 derecedir. Cevabımız A şıkkı, B açısı dar açı, C açısı dik açı, D açısı da dar açıdır arkadaşlar. Bize doğru açıyı sorduğu için cevap A şıkkı. Aşağıdaki açı ölçülerinden hangisi geniş açı ölçüsü değildir diyor arkadaşlar. A şıkkına baktığımızda 110 derece geniş açı, B şıkkına baktığımızda 120 derece geniş açı, C şıkkına baktığımızda 160 derece geniş açı, D şıkkına baktığımızda 180 derece geniş açı değil, doğru açıdır. O halde cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki saatlerde akrep ve yel kovan arasında gösterilen açılardan hangisi geniş açıdır? A şıkkına baktığımızda saat 12:10 geçiyor, dar açı var. B şıkkına baktığımızda arkadaşlar saat 9:30 dik açı var. C şıkkına baktığımızda arkadaşlar geniş açı var, saat 10:25. Bakın şuradaki açı geniş açı arkadaşlar. Buradaki açı geniş açı. D şıkkına baktığımızda arkadaşlar saat 6:35 geçiyor, dar açı. O halde cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki açılardan hangisinin ölçüsü en küçüktür diyor arkadaşlar. Dik açı 90 derece, dar açı 90 dereceden küçük, geniş açı 90 dereceden büyük, doğru açı 180 derece, en küçük dar açıdır arkadaşlar. Doğru açı ile dik açının ölçü farkı kaç derecedir diyor arkadaşlar. Doğru açımız 180 dereceydi. Bakın şurada. Doğru açımız 180 derece. Dik açımız 90 derece. Farkını sorduğu için 180'den 90 çıkarırsak cevabımız ne olacaktır? 90 derece. Bakıyoruz şıklara. A şıkkı 90 derece. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. K açısının ölçüsü 54 derece ise dar açıdır. Doğru arkadaşlar. A şıkkı doğru. Cevabımız A şıkkı. Diğerlerini de okuyalım. K açısının ölçüsü 180 derece ise diktir diyor. Hayır, doğru açı. K açısının ölçüsü 90 derece ise geniş açıdır diyor. Hayır, dik açı. K açısının ölçüsü 110 derecedir diyor. Doğru açıdır diyor arkadaşlar. Hayır, geniş açıdır. Yanlıştır. Cevabımız A şıkkı. Islık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.